sevdiğim insanlar kırdı beni. Benim kalbim sanırım camdan. Hemen kırılıyor. Beni en çok kalp kırmaktan korkmaman üzer. Yo kırılmadım ki. İncindim sadece. Kırdığın o kalbi yerine koy lütfen. Tırnağım değil canım. Kalbim kırıldı bir kere. O kırdığın kalp ayakkabının topu değil aşkım. Şimdi kalbini kıracağım ama. Şimdi kalbini kıracağım ama. Beni en çok kalp kırmaktan Yo kırılmadım ki. İncindim sadece. Hayatımızın hemen her evresinde hemen hemen herkese bir kere olmuştur kalp kırıklığı yaşamayan zannediyorum aramızda yoktur. Şöyle bir düşünelim. Şimdi doğuyoruz, büyüyoruz ve artık kendi kararlarımızı kendimiz alacağımız yaşlara geliyoruz ve başlıyoruz plan yapmaya. Diyoruz ki çok iyi bir eğitim, çok iyi bir iş, mükemmel bir iş ve anlayışlı bir eş belki daha neler neler sıralıyoruz ve bunları sıralarken İki tane de şartımız oluyor hayattan. Diyoruz ki bir mükemmel olacak, kusursuz olacak, İki de tam benim istediğim zamanda olacak. Ama hayatın bir de gerçekleri var. Ee, öyle olmayabiliyor. O zaman ne oluyor? Kalbimiz kırılıyor. Yani beklentilerimizin altında olunca bazı şeyler ve bizim istediğimiz zamanda olmadığı zaman bu kalp ne yazık ki kırılabiliyor. Ve şöyle bir şey var. Ne yazık ki kalp kırıklığı kolay kolay geçmiyor bence bugün. Neden kalbimiz kırılır ki diye soruyorum konuğum doçent doktor Oytun Erbaş. Öncelikle ona bir hoş geldiniz diyeyim. Hocam hoş geldiniz. Çok sağ ol ee, Gördünüz kafa, konuşan kafalarımızın da kalbi evet. biraz <gülüyor> kırılmış. <gülüyor> evet. Sorayım hemen neden kalbimiz kırılır ki? Esasında program başında biraz bahsettim. Senin hayattan bir beklentin var. Bu beklenti senin esasında hayalin. Çünkü o güne kadar kafanda e, yaptığın davranışlar ve sonuçları hakkında bir kalıplar var. Bu kalıplar ne mesela? Biriyle sıcak bir ilişkiye girmişsin. Hı hı. O sıcak ilişkinin sonucunda e, hayatında yeni bir dost kazanmışsın. Bu senin bir beklentin. Ve bunlar senin hafıza kayıtlarına var. Ama bu hafıza kayıtları sana zevk veriyor. Güzel. Onun için bu kalıpları yeni ilişkilerde bekliyorsun. Yani 10 ilişkinde sıcak tavrın iyi şeylerle sonuçlanmışsa 11. de bunu genelliyorsun. Bu 11. genelleme doğru çıkmazsa o sende bir hata. Yani bir error veriyorsun. Beynin o hatayı bir üzüntü, bir stres olarak algılıyor. Beynimde mi oluyor kalp kırıklığı? Tabii ki beynimde oluyor tabii ki. E, niye kalbimde hissediyorum Çünkü o zaman? Çünkü beynin cevap organı. Hmm. Kalp nedir o? Mesela bir insan sinirlendiği zaman, stres olduğu zaman ne yapıyor? İşte elleri terliyor, kalbi hızlanıyor. Strese verdiğimiz yanıt hep aynı. Stres ne olduğu zaman? Biliyorsun beyinde e, stres olduğu zaman o stresten uzaklaşmak için ya savaş ya kaç. Yani ya stresi yok et ya da stresi ortamdan uzaklaş. Peki onu ne, yapmak ne yapman lazım? kaçman ya da savaşma için kalbin hızla atması, hmm. terlemen, karşı bir tehdit oluşturmak için tüylerini diken diken yani bir hayvana yanıt vermen lazım. Onun için esasında hayal kırıklığı da bir stres esasında. Onun için aynı yanıtı veriyorsun. Kalbin hızlanıyor ve kalbinde o kötü hissi hissediyorsun. Ama beyninin yansıması tabii ki. O zaman e, kalbim kırıldı diyoruz ya mesela o kırılmayı hissediyoruz. Tabii. Mesela kalbim büküldü demiyoruz. Tabii kalbim kırıldı. kırıldı Oradaki diyoruz. esasında şöyle kalbin etrafında çok yoğun bir sinir ağı var. Hmm. Kalbin çünkü kalp vücuda kan pompalayan en önemli organ ve bir stres ortamından kaçmak ya da savaşmak için en önemli organ ne? Kan. Yani oksijenin dokulara pompalanması. Onun için her şeyin hissi kalpte olur maçın burada bir göğüs daralması, göğüs sıkışması, bir erinti hissi. Hmm. Bir de bir yer daha olur. Karnın üst tarafında. Hmm. Orada büyük bir sinir ağ var. Onda da halk arasında erinti ya da iç sıkıntısı, evet, yani iç yani sıkıntısı şurama sıkıntı. bir şey evet. Şurama öyle. bir şey oturdu. Şurama bir şey oturdu deriz. Hayır. Yani erinti oldu ya da bir sıkıntı. Hmm. O işte sinir ağıyla ilgili bir şeydir. Bunların hepsi, hepsinin tıbbi bir açıklaması tabii ki, var aslında. Ki, tabii ki. Bütün her şey yani var. O zaman bu kalp kırıklığını ciddi almak gerekiyor. Belki bir kalp doktoruna mı gözükmek hayır, gerekiyor? Hayır. Kalp doktoruna gitmek gereksiz ama şöyle bir şey. Yoğun şekilde kalbinin ee, bu şekilde kırılması hı hı. E, ve e, alarm yanıtı vermesi bir süre sonra damar sertliğine, kalp yetmezliğine sebep olur. Ve kalp krizi bile geçirebilirsin. Ya. Evet. O kadar evet. ciddi tabii, olabilir. Tabii tabii. Başka şöyle bir şey var. Broken heart sendromu var. Kalp hı. kırılması sendromu. Mesela sevgili seni terk ediyor. Ah. Ne? Mesela çok güzel beklentiler var. Hayatta onunla evlenmeyi düşünmüşsün, çocuk yapmayı düşünmüşsün. Hep böyle nasıl hareketler bunlar? Zevkli şeyler düşünmüşsün. Hı. Ama bir bakıyorsun bir gün. Bir telefon geliyorsun, ha, diyor ki ben senden ayırmak istiyorum. Bütün o zevk ne oluyor, bitiyor. Biliyorsun biz neyle çalışan bir cihazız, beyin zevkle çalışır. Yemek yemek zevkli, su içmek zevkli, gezmek zevkli, değil mi? Sevgilin olmak zevkli. Yani beyin hedonik bir varlık. E bu hedoniyi kaybedince ne olur? Tabii hmm. ki withdrawal çekilme olur. Çekilmede stres ve acıdır. Yani sevdiğin bir şeyin uzaklaşması. Mesela hamburger seviyorsun ama açsın ama o gelmiyor. Ve kırık kalp o kadar sakat bir şey ki e, şimdi şöyle bir şey var mesela insan birini kaybettiği zaman e, mesela öldüğü zaman gömüp geliyor halledip geliyorsun. Kalbin kırılıyor ama hmm. ama en azından gömüp geliyorsun yani hallediyorsun. Mesela sevgiline ayrılmak daha acı. Neden çünkü e, bir stres e, var ortalıkta onu kaybetmişsin stres devam ediyor bir de ortalıkta geziniyor. Her zaman taze kalıyor. O çok ee, bir türkümüz geldi aklıma. Diyor ya orada işte ölüm Allah'ın emri, şu ayrılık olmasaydı. Tabii, demek ki gerçekten. Tabii ki. Tecrübeye şey dayalı söylenmiş bir şey. Broken heart, kırık kalp bir tıbbi sendromdur. Hmm. Yani kalbin kırıldıktan sonra beklentilerin karşılanmadığı için, sevgilinden ayrıldığın için, hayallerin oluşmadığı için. Kalb... Hayal kırıklığı buradaki evet, temel. Hayal usul. kırıklığı. Evet. Yani bir zihninde bir hedoni yani bir haz belirlemişsin o hazı bekliyorsun hmm. ama o haz ne oluyor birden kesiliyor hazın yok olması ne demek esasında elindeki en değerli şeyin alınması demek bu da tam tersi bir yanıta sebep oluyor strese ve kaygıya sebep oluyor mesela kalp büyüyor emin ol kalp genişliyor broken heart'ta ve ölenler ya. var broken heart'tan çok önemli için ki bu kadar çok ciddi önemli bir, bir şey e, e, bu hani bu böyle senin hani böyle hani mi? hani popüler kültürde kalp kırıklığı var ama onun bir de tıbbi karşılığı tıbbi var. Tıbbi karşılığı evet. var. Evet. Şimdi e, tıbbi karşılığını da birazdan konuşacağız ama hocamız hazır beklentilerden bahsetmişken e, ben de açılışta söyledim. Bir de örnek hazırladım size. Acaba bu beklentilerimiz çok yüksek olduğu için yani kendi kendimize mi yaratıyoruz bu kalp kırıklığını. Bir de e, kendi kalbimizi de kırmıyoruz böyle zamanlarda. Karşı tarafında kalbini kırıyoruz. Hadi bir izleyelim. Demek Pınar'ın eşi gibi düşünceli ve iyimser değilim ha? Yani neyim peki ben senin için? Odun mu? Al bir kenara o zaman koy beni bir sandalye yap, bir masa yap. Neyim ki ben zaten senin için? Cem gerçekten abartıyorsun. Sadece dedim ki Pınar çok şanslı bir kadın. Kocası Ahmet hiçbir özel günü unutmuyor. Cık, ya unutmaz tabi. Bunlar daha yeni evlenmediler mi? Bir buçuk senedir evliler. Bizim gibi sekizinci senelerine gelsinler de ben onları o zaman göreceğim. Sekiz. Sekiz öyle mi? Sen daha kaç senedir evli olduğumuzu bile bilmiyorsun. Biz 7 senedir evliyiz, 7 Yahu flörtleşmeyle e, nişan dönemlerimizi neden saymıyorsun? Hepsini topla 8 sene yapıyor işte. Hem sen bana o zamanlar demiyor muydun? Aşkım sen Hı. ne kadar romantiksin beni heyecanlandırıyorsun diye. Şimdi söyleyeyim canım. Benim aşkım dünyanın en romantik insanıydı artık değil. Yahu senin için romantizm ne? Bu mumlardan ve tütsülerden mi ibaret? Ne istiyorsun? Çocukluk çocuk dönemlerimizde mi yaşıyoruz biz? 60'lar 70'lerde mi yaşıyoruz? Neyin romantizmi bu? Cem tekrar abartmaya başladın. Ay, duyan da zannedecek ki mum tütsü yakmaktan, müzik çalmaktan helak oldun. A topu topu üç defa yaptın yapmadın. Yahu geçen gün yaptığım kuru fasulye pilavda o zaman neden ee, ağzının ucuyla söylüyorsun? Hiç içinden gelerek söylememiştin. Aşkım ne kadar güzel olmuş ellerine sağlık diyorsun. Ne yapmamı istiyorsun? Üzerine bir mum dikip romantik müzik eşliğinde mi servis etseydim onu sana? Tamam bir tanem özür dilerim. Gerçekten haksızlık ettim sana. Kuru fasulyede pilavda çok güzeldi. Ellerine sağlık. Ama benim romantizmden sürprizden anladığım şey bu değil. Ya hayatım, tamam belki ben de biraz kabalık ettim. Kusura bakma. Ama yani ilişkimizin güzellikleri olduğu kadar da e, değişenleri de var. Ama benim için değişmeyen tek şey sana olan sevgim. Aşkım ya. Madem ikna oldun, Hı. hadi ara bakalım şimdi Panar Hanım'ı da sor bakalım o muhteşem Ahmet Efendi de benim kadar güzel cümleler kuruyor muymuş? Aşkım lütfen. <laughs> tamam tamam peki. Hocam şimdi... Yanlış peki. bir evlilik olmuş bu. Neden? Yanlış yani tamamen yanlış bir kurulum kadının Çünkü beklentileri çok yüksek olduğu için mi? Kadının beklentisi falan diye bu uyumlu bir eş değil. Yani iki iki tarafta birbirine uyumlu değil. Ama böyle diyalogları genelde yaşarız. Böyle bir diyalog gör, varsa görürüz. bu evlilikler gitmez zaten. Öyle mi? Tabii ki gereksiz. Hmm. Yani bu diyalogun yaşandığı evlilik gitmez lazım. O yaptı lazım. sen yapmadın. Erkek de kadına diyor mesela Gerek bazen. yok yani bu, bu bu tartışmanın sonu yok yani. Bunlar e, uzayıp gidecek ve son olmayan şeyler. Burada bir kısım ikna olmuş gibi duracak. Hı hı. Ama o ikna çok hızlı e, kaybolacak. Çünkü o ikna beynin bir iknası değil. Karşı tarafı idare etmek için Yapılmış bir ikna rolü burada. Neden elimizdekile yetinmiyoruz? Mesela burada öyle bir şey var. Yani kendi kocası da aslında romantik. Ne güzel onu kuru fasulye pilav pişirmiş işte. Daha ne istiyor? Şimdi bakın, e, buradaki en önemli burada de, beyin devresi. Komşunun tavuğu komşuya kazgiler. Bakın. Hmm. Bu nedir? E, her zaman anlattığım bir şey var. Köprüde giderken her zaman yan yol daha çekici gelir. Onun hızlı gittiğini düşünürsün. Evet hakikaten evet. öyle olur. Sonra burnunu oraya sokarsın. <laughs> Seninkinin hızlı gittiğini görürsün. Esasında ikisi de aynı yere gidiyordur. Hmm. Çünkü insan içinde böyle bir devre var. Yani acaba acaba yan yol daha mı Mesela evliliklerin aldatmalarda %95'inde eşleşme sorunu yok. Neden aldatıyor sence? Sadece yeni bir alternatif olduğu için. Mesela burada ne var? Başkasının kocası her zaman daha değerli gelir. Tam mesela, tersi de öyle. Başkasının, başkasının hanımı da hanımı öyle. Hep mesela herkese soruyorlar. Sen mi mutlusun? Kon Karşı komşu mutlu? Herkes karşı komşu diye cevap veriyor. Sosyal medyanın da parmağı var tabii. Her tabi. şey. Ben sosyal medya hiç sustan, hiç alakası yok. Yani buradaki hmm. olay şu. Buradaki tamam bir insan yapısı. Burada insanın bunu bilmesi lazım. Ee, bu şekilde olacağını. Bir de karşılaştırma çok e, aptal bir şey. Elindekinlere bakacaksın. Niye karşılaştırıyorsun ki? Mesela karşı komşu çok zengin. Biz değiliz. Eee? Biz elimizdekine bakalım. Sonra mütemadiyen bir mutsuzluk. Neden? İnsanlar kaybedin canlar diye yapmış. Hmm. İnsan böyle bir şey. Kaybedin canlar. Mesela sağlığın şimdi hiç uyduruktur sence. Ama bir gün biyopsi yaptırıp kanser testi aldığında o gün aklım başına gelir. Hocam ona gerek bile yok. Ufacık bir dişimiz tabii, ağrıyor tabii, tabii, mesela. Tabii. Ay diyoruz ya diş, tabii. diş ne kadar önemliymiş. İşte, şimdi mesela sen evde biriyle berabersin. 8 sene 7 sene e, şey vermişler, emek vermişler. Her yani yedi 7 senelik şey ben çiğ tavuk bile yerim. Yani 7 bu ben böyle muhabbet geçemez. Böyle geçiyorsa bunların sayısı haftada 2'ye çıkmışsa da ayrılmak en yani doğrusu olacaktır. Öyle. Çünkü Çok bu da acımasız olmadı mı bu? Çekilmez bu. Bu, hmm. yani bu stres damar sertliği yapar. Kanser yapar. Gerek o yok. O zaman kendimize ne diyeceğiz? Yani benim de evliliğim güzel. Böyle evet. terkinlerde bulunduğu. Elimdekine bak. Elimizde Elimde ne, ne var? var? Elimizde Hani hep şu vardır mesela. Elimizde ne var? Hı -hı. Bizim elimizde ne var? Mesela ne var? İşte bir evimiz var. Bir eşim var. Sağlığım yerinde bunlara bakmak lazım. Elimizdekilere bakalım. Elimizdekilere bakmazsak neler yoka bakarsak bittik. O zaman hep eksikleri görürsün. Tabii ki hep eksikleri görürsün. Onun için hayat hep olumlu tarafından bakmak. Hmm. O çok önemli bir şeydir ve bu aileden gelen bir özelliktir. Olumlu öğretiler. Nasıl oluyor olumlu öğretiler? Çünkü biz ailenin bir kopyasıyız. Annen hep babana demiş ki: "Bey, sen bizim her zaman başımızdaydın. İyi kötü çalıştın bize baktık." Ben de yemek yaptım. Hep olumlu. Ben şunu yaptım, sen bunu yaptın. <laughs> ben şunu yaptım, bak ikimiz de bunu götürdük. Hmm. İşte bu. İkinci tarz. Sen şunu yapmadım, bunu yapmadım. Öbürsü de ona. Sen hmm. de bunu yapmadın, bunu yapmadın, bunu yapmadın. Çok önemli negatif. bir şey söylüyorsunuz. Evet. Sonra onların çocukları da mütemadiyen hayattan söylenen bir şey. Çünkü o da o da, evlendiği zaman aynı anası, küçük kız anası olarak büyümüş, Küçük oğlan babası olarak. Çünkü biz onların kopyasıyız. İnsan aile ve çevresinin kopyasıdır. Bu söylediğiniz e, hocam evlilik için dedi geçerli değil. Mesela iş hayatında da görürüz. Bazı insanlar çok söylenir. Yaptığı evet. işten, evet. o sabah erken uyanmasından, gece işte geç saatlere kadar çalışmasından sürekli hayatı bir şikayet halindedir. Belki bu tam söylediğiniz e, öğretilerden evet. geliyor. Kesinlikle şöyle. Yani bu tamamen öğretim. Mesela ben hep şey veriyorum mesela. Budist rahiplerin çok rahat olması. Mesela hiç anksiyete, kaygılarının olmaması tapınaklara büyüdüğü için yani hiçbir kaygı hmm. duygusunu öğrenmemişler ve kaygı duygusunu ne zaman öğreniyoruz? Anne karnında, gebeliğin son aylarında öğreniyoruz. Mesela annen kaygılı. Hmm. O bütün kortuzun adrenini sana geçiyor. ya yani kırık kalbin etkileri sana geçiyor. Sen de kırık kalple doğuyorsun. Ya. Hocam kırık kalple doğulur. Kırık kalp olunmaz. Çünkü anneden öyle doğarsın sen. Hayat boyu kırık kalp. Yani hayat boyu yakınan bitip Neden? Hep arabesk. Hmm. Bak bu çok önemli. Onun için çocuğunuza gebeyken Kırık kalp. Yaşattırmayın ona. Bak bu genetik bir şey değil. Çok, bu gene aktarılan bir şey, bir şey değil. Bu. bu gen olmadan aktarılan bir şey. Duygu o geçişi. Anneanne'den anneye geçer. Hmm. Buna anneanne etkisi deniyor. Anneden de çocuğa geçer. Muhteşem. Aynen şu an bir abi. aydınlanma yaşadım hocam. Güzel. <laughs> bunu, bunu bilmiyordum ben yani. Kalp kırıklığının anneden bebeğe geçtiğini Aynen. şu an öğreniyorum. Hatta ben böyle bir şey yazdım. Bir laf yazdım. Sorun ya parada ya işte. Sorun kişide. Hmm. Mesela çalışanlar da böyledir. İşi var, parasını alıyor ama hep yakınır. Hep yakınır. Yani evet. ne, ne, arıyorsun sen ne? Hayattan beklentin o, o ne? ne i̇şte <laughs> o onunla hayat geçmez. O insanlarla hayat geçmez. Onlar düzelmez de. Mesela ben bu, 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 ikili, de, bu ikili de, bu ikili mesela kanım düzelmez. Hmm. Bence beyefendi evet, <laughs> doğru. Onun için beyefendi hanımı değiştirmesi acilen <laughs> gerekiyor efendim. Öyle diyorsunuz. Evet. Bir de e, bir durum daha var kalp beyin arasında kaldığımız o durum. Şimdi az önce hocamız dedi ki kalp kırılması beyinle alakalı dedi. Bakalım bizim çifte ne ile alakalı? Cemcim, sana bir şey soracağım. Hı. Yani sence biz aklımızla mı karar alırız yoksa kalbimizle mi? Vallahi benim kararlarımı sen aldın kesin. Ya aşkım ciddi bir şey soruyorum, ciddi cevap ver. Ee, bence beynimizle. Hmm beynimizde diyorsun yani. Ama aşık olduğumuz zaman mesela kalbimizi kullanıyoruz. Vallahi ben aklımı kullandım. Hı. Mesela seni ilk gördüğüm gün e, dedim bu kız ne kadar güzel dedim, hmm. ne kadar zeki dedim. Oğlum Cem dedi bu kız ne kadar seni mutlu eder dedim kendi kendime. Aşkım çok romantiksin ama demek istediğim şey bu değil. Sen şimdi o kararı alırken beynini yani zihnini kullandığını nasıl anlayabiliyorsun? Ya aşkım bu konu senin neden bu kadar kafanı karıştırdı? şimdi mesela diyorum. Ee, ben desem ki Cem artık ben senden eskisi kadar etkilenmiyorum desem mesela. Hayatım o nasıl laf öyle? Ya mesela diyorum örnek. E i̇yi de kırıcı oluyorsun ama. Ya aşkım bak tam işte bunu söylüyorum. E, kırılınca kalbini kullanıyorsun ama beynini kullanmıyorsun ki. Ya ben senin söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ya şimdi şöyle diyorum. Ben desem ki Cemciğim ben artık eskisi kadar etkilenmiyorum senden. E beyninle almış olsaydın o kararı diyecektin ki Filiz artık benimle eskisi kadar ilgilenmiyor benden etkilenmiyor o zaman ben de Filiz'i bırakayım diyecektin üzülmeyecektin. Aşkım ayrılmak mı istiyorsun benden? Öyle demiyorum hayatım. Mesela kalbim diyor ki Cem eskisi gibi çok seviyorum ama aklım diyor ki ee sonra? E bak ne kadar güzel bir kalbin var işte kalbinin sesini dinlesene. <laughs> hayatım şaka yapıyorum. Ya, Kırıldın mı sen? E, kırıldım tabii. Kalbimi kırdın çünkü. E, haliyle de kafam da karıştı <laughs> Böyle şimdi kalple Beyin arasındaki o Esasında incesi, bu şöyle e, Sevgili şöyle İnsanın e, beyninde iki tane e, temel yapı var Bir tanesi beyin kabuğu dediğimiz Geleceği düşünen Prediksiyon yapan plan yapan Analitik düşünen Hı. Mesela ben evlendim neden evlendim Ailem olsun Bir insana beraber yaşayayım hayatı ikimiz göğüs diyelim çocuk yapalım bu nedir analitik düşünce tarzı bir de animal vardır beynimizde yani hayvan beyni o e, şöyle düşünebilirsin portakalın kabuğu kabuk içindeki meyve kısmı da animal animal yani hayvan beyni çok basittir ilkeldir ilkel şeylerle uğraşır yeme içme barınma üreme esasında hayvan beyni diye kalbe bağlıdır hayvan beyni duygusaldır hmm. nasıl yani karşı tarafa sıcak davranırsan Mesela bir köpeğe nasıl ikna edersin? Yemini verir, kafasını seversen seni sever. Evet. Başka bir şey yapmaya gerek var mı? Yok. Mesela köpeğe şöyle bir şey diyebilir misin? Ben seni hayat boyu seveceğim köpek. Köpek bunu anlar mı? Hayır. O zaman... Belki hisseder. Hayır, hissetmez. <laughs> hissetmez mi? Hayvan beyni direktman kalbe bağlı duyguyla iş yapar. Hmm. Onun için ben sana kibar sıcak davranırsam, sen benden zarar görmeyeceğini bilirsen seversin. Bu senin kalbinle aldığın dediğin karar, hayvanın aldığı animal karardır. Yani buna limbik sistem deniyor. Bu Aslında karar. o zaman e, masum kararlar kalbimizden geliyor. Yani şöyle ilkel. İlkel, i̇lkel. bu şey. Bana zarar vermez. Hmm. Yer içeriz. Bir de işte üreriz. Hedonik aktiviteler. Hmm. Ama kabuk böyle değil. Kabuk kabuk bilisseldir. Yani bilissel e, analitik düşünür. Matematik hesap yapar. İşte siz evliliğinizi limbikle yaparsanız boşanırsınız. Hmm. Ama kabukla yaparsanız çünkü bir mantık vardır. Onu neden seçtiniz o işi? Çünkü bakın şöyle bir şey var. Evliliklerde baktığınız zaman çiftlerde eğer davul dengi dengine çalar, boyu boyuna, huyu huyuna, zekası zekasına denkse o evlilik yürür. Ama üreme güdüsüyle limbik sistemde iş yaparsan kalbinle ürersin sonra boşanırsın. O zaman sağlıklı aşklarda beyin devrede olmalı. Kabuk ama kabuk varsa tabi. Hmm. O kabuk neyle büyüyor sence? O kabuk sosyo kültürel seviyeyle büyüyor. Hmm. Yani okumakla. Yani işte bir şeyler yapmakla, tez yazmakla. Yani Beyni beslemek tabii, lazım. Ki, tabii ki tabii okuyacaksan illa bilgiyle besleyeceksin bir de doktora yapacaksın, yüksek lisans yapacaksın, hep pozitif bilimlerle ilgileneceksin, okuyacaksın, kendini geliştireceksin. Hmm. Onun için kendini geliştirirsen kalın bir kabuğun olur. Kalın kabukta güzel ilişkiler yaşarsın tabii karşı tarafta da kalın bir kabuk olması lazım. <laughs> Onun için davul dengi yine çalar. Bunlar çalmamış. Ee, bir de bir şey daha soracağım. Şimdi o kızın e... hali değil. <laughs> Kız tamamen yani şey düşünüyorlar. Yani çocuk iyi. Çocuk iyi. Ben çocuğa bulurum çok. Hmm. Ona buluruz biz. Tamam peki. Bunu değerlendireceğiz. Evet. Ee, şimdi ben bir de sokan sordum. Dedim ki insanlara kalbiniz neye kırılıyor? Kalp kırıklığı nasıl geçer? Bakalım nasıl cevaplar geldi. Evet kırdım biraz aldatmış olabilirim. Fazla yalan söylüyordu. Yalandan da nefret ediyordum. Ben de intikam amaçlı aldattım. Ee, kırmış olabilirim evet. Yani kırmadım diyemem. Ve çok pişman olmuştum. Gidip özür dilemiştim yani. Aa, ben kırmadığımı düşünüyorum. <laughs> Kırdım. Hak etti. Kırdım. Ee, başkasını unutmak için bir başkasıyla çıktım sonra onu terk ettim. Hayır. Ne? Kırmadım kırmadım ama çok kırıldığım oldu tabi. Hesabını da sormam. Direkt yüzüne karşı içimden gelenlerin hepsini söylerim. İçime atıyorum. Hesabını sorarım. İçime niye atayım? Bir başkası için niye hastalanayım? İçime atanlardan mı? Yani dışarıya anlattığım zaman beni anlayacaklarını sanmıyorum ben. Hesap sordum. Çok fena kavga etti. Ee, daha çok içimi atarım. Ya bir boşlukta hissediyorum kendimi. Mutsuz hissediyorum. İnsanın içinde bir volkan patlar böyle. Unutamaz asla onu. Yani yanar böyle içi değer öyle yani. Ben bir odada yatalak hastaymışım gibi hissediyorum yani. Kalp kırıklığını o şekilde yaşıyorum. Vallahi ben öldüğümü düşündüm. Unutmak gerek. Ona dair her şey silmen gerekiyor. Ee, ya çivi 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 söker diyoruz yani. Yani iyi niyetli gelirsen, suçlamayarak gelirsen iyileşir. Ben çok denedim. Yani kırdığım bir kalbi iyileştirmek için. Daha henüz bir çaresini bulamadım. Yok gibi. Ama çabalamak lazım. Hani ben kendimi sosyal aktivitelere verdim. Bir özürle iyileşir diye düşünüyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın derim. Allah'ımdan bu derdim. Kendi verecek onun vebalini. Ben bir şey diyemem. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Hey. <laughs> ne diyorsunuz hocam? <laughs> Doğrusu nedir kalp kırıklığında? Tabii ki insanlar birbirinin beklentilerini karşılayamayabilir. Çünkü insanların birbirini anlaması bile yüzde otuzdur. Açık Freud der ki herkes nevrotiktir der. Hmm. Biz birbirimizi anlamanız zordu. Mesela benim sana iyi dediğim bir şeyi sen yanlış anlayabilirsin. O zaman ne yapman lazım? Ben senin bu söylediğinden canım sıkıldı ve kalbim kırıldı. Hmm. Ben bunu hak etmemiştim deyip dışa vurumcu olmak gerekiyor. İçe atmayacağız. Bu ne bu bunlar böyle? Ne i̇çe daha daha küsmüş haber oldu. Ne bunlar böyle? Bazı içe atmam hayır diyor. Içe, bazı Allah'a val ediyor. Bazı diyor ki giden gitmiştir. Atmak, i̇şte kalp kırıklığının kalbini yok etmesine sebep olur. Hasta olursun içi atarsan, ekstra olacaksın, dışa vuracaksın, konuşacaksın. Biz nasıl anlaşan insanız? Biz konuşarak diyelim. Bizim en önemli diğer hayvanlar farkımız ne? Konuşmamız. Diyecek çekeceksin yanına, anlatacaksın. Bak bunlar, bunlar, bunlar kötü. Bunun için ne olması lazım ama? Özgüvenin olması lazım. Hmm. Ama bu özgüven yapay bir özgüven değil. Gerçekten aldır, doldurulmuş sosyo-kültürel bir özgüvenle bunu söyleyebilirsin. Ama yani bana ba yani gurur, gurur yapıyorlar An mesela. Kar Kırıklı kırıklığı, kırıklığı. Neyin anladın? gururu bu? O gururu ne biliyor musun esasında karşı tarafta işte o özgüven olmadığı için ona cesaret demiyor. Hmm. De eziklikten İlişki Öyle mi? Tabii ki. O zaman bu saatten sonra gidip kalbiniz kırılıyorsa bence bu açıklamadan sonra kesinlikle gidin karşı tarafla konuşun. Ama öyle kolay değil. demek demekle olmaz o. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacaksın işte e, her şeyi değiştireceksin. Çevre ve hayatını değiştireceksin. Belki kendimizi başladı değil mi? Evet, hemen hemen bugün değişmez o. Hmm. Mesela, hayır, bugün yapalım yarın olmaz. <laughs> Buradan bu program biter yine aynı şeyden. Hmm. Çünkü limbik sistem daha hakim hep. Animal, hay hayvan beyni daha hakimdir. Onu O doğuştan fıtratta var. Ama kabuk, kabuk emekli olur. Kabuk 10 bin saat istiyor. 10 bin saat çalışmak lazım. İlişki üzerine, insanların beyni üzerine, davranışlar üzerine oturup düşünmek, okumak lazım. Okullarda ders olmalı. İnsan davranışının modelleri diye. Hmm. insan İnsan davranış beyinde nasıl değiş o gelişliyor. İnsan davranışın kalıpları beyinde nasıl oluşuyor? Hiddet nasıl oluşuyor? Mutluluk nasıl oluşuyor? Bunu dersine alacaksın. O zaman Öyle bilinçli mi? olabilirsin. Bilinçli olmak hayatı yaşamanın en iyi yoludur. Mevlana ne diyor? Ne diyor? Malı sen korursun, ilim seni korur diyor. Ha, harika. Bu doğru bir laf. Son bir şey soracağım. Kalbi kırılmayan insan olur mu? Kalbi kırılmayan insan insan değildir. Hmm. Tabii ki kırılacak. Normal bir şey. İnsan kal... O Şimdi... zaman yalan söylüyorlar. Benim kalbim kırılmaz. Ya, Beni tabii, kimse ha, kıramaz o, falan. O, o zaman o şeydir o, Psikotik, psikopat bir karakterdi. <laughs> ya o zaman o yani animal bile çalış hayvan beyni bile çalışmıyordu. Tabii kalbimiz kırılacak. Ama kalbimin kırıldığını ben özgüvenle karşı tarafa benim kalbimi sen şundan kırdın ama Şöyle söyleyeceksin. Gerçek donelerle, Yalan olmadan. Yani bak ben buna 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 kırıldım. Peki e, siz söylediniz. Ben nasıl davranacağım? Nasıl Gönül nasıl alınır? Gönül nasıl alınır? Gönül e, oturursun. Ha, bir de şöyle bir şey var. O dönemde alamazsın. Hı. Neden? Çünkü hayvan beyni otomatik çalışıyor ya sinirlenmiş. Sinirlendiği zaman ne oluyorsun? Ya ortamdan gitme ya da karşı yok etme. O sinirle varmayacaksın. Onun için kaybolacaksın. Bir. Hı. Bırak bir. Sakinleşir. Beyindeki kimyasallar tekrar eski dengeye gider. Özellikle uyumak çok iyi. Uyuduktan sonra tabii her şey tekrar eski durumuna döner. Bir gün geçsin, herkes bir uyusun. Sonra dersin ki ya dün ben bir hata yaptım. Zaman ilaç. Zaman ilaç ama bir gün yeter. Bir gün. Bir gün sonra gidersin, durumu anlatırsın. Çiçek falan almaya da gerek yok saçma sapan. <laughs> ee, konuşarak bu işi halledersin. Ee, ve bunu bir daha tekrarlamaya çalışırsın. Burada en önemli şey ama tabii ki bir defa uyumak. Onun için bütün kararlar bir defa uyduktan sonra hmm. verilir. O an verilse. Kararlarımız derse, da. Tabii dövüşürsün, boşanırlar o gün ama uyudun, uyandın, boşanmazsın. Çok önemli. Bir günde kararları konuşalım hocam. Olur, Olur mu? Olur. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Harika bilgilerdi. Çok sağ, Çok sağ olun. Olayım. Siz Mevlana'dan bir söz söylediniz. Ben de söylemek Buyurun istiyorum efendim. müsaadenizle. Mevlana şöyle diyor, küsmek ve darılmak için bahane bahaneler aramak yerine sevmek ve sevilmek için çareler arayın. Çünkü neden? Bence kalbi güçlendiren en önemli şey sevgi. Sevmeyi öğrenin. Yani mesela bir çiçek besleyin, bir kediyi besleyin, bir çocuğu Onunla sevin. Onunla sevgi öğrenemezsin. Nasıl öğreniriz? Annen babanı sevmiş olmalı. Hmm. Baban anneni sevmiş olmalı. Çünkü sevgi paterni onlardan öğreniyorsun. Hocamıza göre önce diyor aileden. Hep aile. Sonradan sevmeyi öğrenemiyor muyuz? Hayır olmaz. Yapay, taklit dersin. Peki. Evet. Ama peki e, sevginin kalbi güçlendirdiğini söyledim. Ona katılıyor musunuz? Katılıyorum. Katılıyorum. Çünkü? Huzurlu çünkü... insan kadar güzel bir şey yoktur hayatta huzurlu insan kadar ki, güzel tabii bir şey ki, yoktur. Ki. Bir de sevgi kalbi yumuşatır. Yumuşak şeyler de malum öyle kolay kolay kırılmaz. kapatırken ne diyorum? Unutmayın, her şeyin bir nedeni vardır. Bugün Oytun hocamla beraber soracağım. Bana eşlik eder misin soracağım. Buyurun efendim. Şöyle neden ki diyeceğiz. Evet, Bir, iki, İ üç. Neden ki? Evet, neden ki. Hoşça kalın.